Selam dostlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün 0 TL Challenge'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. bölümün girişindeyiz. Tabii ki de her zamanki gibi klasik olarak yine Gabriel'ımızı aldık. Nasıl aldık? Dün yine aynı şekilde hiçbir şey değişmeden yine Gabriel aldık. Yani artık yeter diyorum. Yeter ulan yeter! Yeter! Ben artık Gabriel istemiyorum. Şöyle çantamdan çıkartayım. Bunu yükseltebiliyorsak yükseltelim ya. Bunu yaptık mı 3 seviye? Evet tamam yaptık. Yani sürekli Gabriel çıka çıka artık herhalde ben burada bu kanat kısmında Gabi fullleyeceğim. Bu arada yan çarlarında da bayağı bir Michael birikti ama tanesi 50 elmastan aşağı satılamadığı için bunu aktaramıyorum. Kara borsa gelmiş olsa kara borsadan alacağım ama henüz kara borsa gelmedi. Kara borsa geldiği zaman artık gecenin bir saatinde çok hızlı bir şekilde aktarma işlemini sağlayabilirim. Şu an hesabımız çok da farklı değil. En sonki haliyle devam. Elimizde 1.26K elmasımız var. Ayrıca bir tane daha kaynak taşı aldım. 105 elmasa Max Meyer arkadaşım söyledi. Elmasım yok hemen çek istersen dedi. Ben de fark etmemiştim. Pazarda 105 elmasa bir tane orijinal kaynak taşı bulduğum gibi şak direkt aldım. Yani bu elmaslara kesinlikle kaçırmayın. Ya ben şu an zaten 150'ye satsam bile satılır ama tabii ki de benim fikrimce bu taşlar satılmaz dostlar. Yani bu taşlar çok elmasa ihtiyacınız olmadığı sürece kesinlikle satılmaz. Hesabımız güzel bir şekilde ilerliyor. Toplama etkinliğinde en son ben söylenmiştim çok az geliyor diye. Ben orada uyku sersemi olup fark etmemişim. Şu anda 3. gündeyiz. 325 tane oldu. Yan hesaplarımda da bağımsız olarak depolarda duruyor. Onları da bu hesaba aktarıp güzel bir yollama yapacağız. Sıkıntı yok. Geliştirmeye devam. Şimdi geçelim. Bakalım neler olacak. Alalım şimdi diğer saniyeyi. Alalım. Hemen. Dostlar kaldığımız yerden devam edelim. Hesapta bir tık değişiklik oldu. Artık zirve 80 olduk. Yeni bir dönüşümümüz açıldı. Ruh taşlarını ben şu anda satmaya başladım. Değişimlerden bahsedecek olursak şöyle çantama gireyim. Ne yaptım? Bir tane orijinal kutsal taş almıştım. İki tane canavar taşı kazandım. Nereden kazandım bunları? Yan hesaplarımın elma etkinliğinde renkli yumurta geldi. Oradan onları kırıp kazandım. Bunları aldım. İki tane canavar taşı gayet hoş oldu. Burada bir tane avatarım var. Avatar hareketli şövalye. Bunu da sınırlı av kısmında dün kazandım. Öylesine bir basayım dedim. Bir 400-450 elmasa galiba bunu aldım. Bilginiz olsun. Elmas aktarımı falan yaptığım için bir azalma söz konusuydu. Şimdi burada yine bir şansımı deneyeceğim. 400 elmasım var. Bunları bitirmek istiyorum. Şöyle bir 10 değil 20 tane direkt alalım burada. Tamam mı? Alalım şöyle sizle birlikte tek tek atalım. Ya çok fazla beklentim yok ama sadece basmış olmak için basacağım burada. Şöyle turuncu mik geldi bir tane. Hepsini basalım şöyle bitirelim. Umudum yok zaten sıkıntı yok. Zaten avatar aldık ya ben sadece burada hani belki kırmızı runik gelir mantığıyla falan hareket ediyorum. Tamam gayet tatlı oldu. Şurada turuncu rüyumuzu alalım. Koruma geldi tamam güzel. Benim için iyi. Şimdi bu avatarı buradan çıkartalım. Bu arada şimdi yeni dönüşüm geldi. O dönüşüm rahatlığı var üstünde. Onun şeylerini satacağım için dönüşüm malzemelerini etkinleştir diyelim. 46K'lık bir güç verdi ve artık şeklimiz oldu. Böyle bir tatlı şekil oldu. Şöyle alttan yazalım. Çizgi atalım. Aynen. Tipimiz artık şöyle beyaz saçlı anime karakteri gibi oldu. Bu arada zirve 80 olduk. Rozet açıldı. Bunu da çıkartmıştım. Sudan çıktı. Bir yerden çıktı ama tam hatırlamıyorum. Cin dökümünden şöyle korumamızı değiştirelim artık. Bu arada cin dökümüm hala çok kötü. Şunu ayrıştıralım. Yükseltelim. Tamamdır. Güzel oldu. Bu arada Dünya Boss 3. kata geçtim. Zirve 80 olduğum için. Artık bu itemleri kasabilirim. Şuradan böyle bir hemen açıldığı gibi bir tane Uriel kazanmak çok tatlı olur. Ha bu arada ne oldu? Yine biliyorsunuz artık ben bunu söylememe gerek yok. Yine Gabriel kazandım. En son videoyu açmadığımdan itibaren burada Selam Kankiler çarında yine Gabriel kazandık. O da yan çarımda duruyor. Şöyle bir depoma bakayım. Ekstra bir şeyler var mı diye. Bakıyorum. Çok fazla o anahtarı biriktirdik. Yan çarlarında da çok fazla anahtar var. Şöyle bir bakayım. Ekstra bir durum yok galiba. Gözümden kaçan falan belki bir şeyler var. Vardır. Ama şu an için söylemek istediğim ekstra bir şey yok. Avatarımızı da aldık. Çıtırdan böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Gayet hoş oldu. 7 elmasımız var. Tabii ki de bunu arttıracağız. Zamanla böyle yine eskisi gibi 1000 küsürlü elmasları taşıyacağımızı düşünüyorum dostlar. Şimdi geçelim bir sonraki bölüme. Dostlar selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son 1-2 gündür böyle hiç fırsat bulup videoya giremedim ama şu anda tekrardan karşınızdayım. Siz tabii bunu direkt birleşmiş olarak görüyorsunuz. En sonki halimizden bir tık değiştik. Antisi 8.6 milyon olduk. Bir de ben şöyle resimler koyayım.
Ne yaptım? Mesela şu an ekranda gördüğünüz gibi çevrim içi av etkinliğinden kutsal yıldırım kazandım. O da şu anda depomda. Çevrim içi avdan geldi bu. Onun dışında şu anda pazarda kutsal taş satıyorum bir tane. Yan çarıma kutsal taş düştü. Yani bana yine Gabriel düştü. Sonra kutsal taş düştü. Sonra bir daha Gabriel düştü. Şu an onların da fotoğraflarını görüyorsunuz. Ekstra çektiğim, göstermek istediğim fotoğraf varsa onu da koyarım. Ha bu arada fark etmişsinizdir. Şuradan çıkartayım. Avdan bir tane bilezik çıkarttım. Onu da avda 666'ydı ve hiç müsait değildim videoya girmeye. Ben de direkt hemen, hatta bakın şurada gözüküyor. Hemen 50 taneyi böyle 45 anahtarı bastım. Tak diye hemen böyle kırmızı runik aldım bir tane. Ondan sonra bilezik aldım bir yıldızlı halini. Onu sizinle birlikte şimdi sentezleyeceğiz. Cin dökümüne de şöyle girip ayrıca saldırı çift etkim var. Delme çift etki oldu. Vurmam var kırmızı. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi bu bileziğimizi sentezleyelim. Onun dışında yıldırımı basalım. Düş çıkarttık. Şöyle inelim düşümüzü. Yan çarlardan Michael'a aktardım. Michael artık pazar düzeldi. İki elmastan verilebiliyordu. Onları da yükselteceğiz. Şimdi şöyle sizinle birlikte gidelim. Karakterden şekile Michael'ımızı yükseltelim. Daha sonrasında kutsal düşümüzü çok güzel. Burada şimdi yıldırımı da yükseltelim. Şunu da yükseltelim. Gayet güzel oldu. Şimdi gidelim çantamıza burada üstüne tıklayıp sentez diyoruz. Zaten bizi yönlendirecek. Yüzük bilezik, yıldız arttırma bilezik. İki yıldızlı yapacağız. Bunu koydum, sentezledim ve artık bileziğimiz iki yıldız oldu. 21K verdi. Gayet hoş. Bunu şimdi depomuza atalım. Bakalım şimdi neyimiz var. Burada 10 biriktiriyorum. Şunu söyleyeyim öncelikle. Direkt şu an işte 9, 7 karışık giyiyorum. Direkt olarak şey atlayacağım bu arada. 10 yıldıza, yani 10'a atlayacağım. On seviye itemlere geçeceğim. Niye diyeceksiniz? Çünkü şunu söyleyeyim size. Mesela dünya boss'ta, kişisel boss'ta, tamam mı? Mesela bakın dünya boss'ta ilk 3 boss kesmesi daha kolay, tamam mı? Ve ölü bölgesinde de şu 3 boss daha kolay. Yani 10 item kazanımı biraz daha basit gibi durduğu için o yüzden bunlara geçeceğim. 10'dan da direkt 12'ye geçeceğim. Hiç 11'e geçmeyeceğim. Hatta şöyle yapacağım. Mesela şu an bakın pazarda sattığım ürünlere göstereyim. Bunları koydum öylesine. Yani sırf belki biri çeker. Hani kafası atar, çekeyim aman der mantığıyla. Hani çok fazla elmas kazanırım diye bunları koydum. Tabii ki de amacım satmak değil. 500 elması kimse almaz. Ama hani olur da kafası atan biri alırsa diye düşünerekten koydum. Şuradan ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. En son ne diyordum ben? Ha, şimdi 10 itemde de tahminimce full 10 pembeye yönelmeye çalışacağım. Yani full 10 pembe yapmaya çalışacağım. Zaten 10 pembe 12'den daha iyi oluyor. Yani 12'ye 3 full kırmızıdan daha iyi oluyor. Zaten ben full 10'a 3 pembe yapana kadar o süreç içerisinde tahminimce tabii ki de 12'leri de diziyor, hatta dizmiş olurum diye düşünüyorum. Ondan sonra şu anda 274 elmasım var. Onu nasıl elde ettim? İşlem kaydına girelim. Ruh taşı şey yaptım, sattım. Bu arada bu yan çarlarından aktardığım futbol taşları. İşte yanmak asa sattım, ruh taşları sattım. Gibi satışlar yaparak buradan elmas kârımızı elde ettik. Onun dışında şöyle bir bakalım. Yan çarlarında da şu anda yüksek miktarda şey var, anahtar var. Yani avdan bir tane bilezik çıkarttık ama daha durmayacağız tabii ki. Bu 666 olunca ben yine yan çarımla oradan tak diye İşte sırasıyla yüzük 3 tane gençlerim var. Üçünde de elişen anahtar var. Etkinlik de daha devam ediyor. Zaten bu etkinliğin sonuna kadar tahminimce buradan işte yüzüğü falan alırız diye düşünüyorum. Yüzüğü alırız. Şanslı olursak belki bir tane en iyi silah alırız. Şeyler bir şeyler yaparız diye düşünüyorum dostlar. Ondan sonracığım size başka ne bahsedebilirim? Dönüşümde yavaş ilerliyorum. Mesela pazarda da gördüğünüz gibi şu anda diğer ürünlerin satışını gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ruh taşının şu anda talebi az. Neden anlayamadım. Biraz ağır ilerliyor ama yapacak bir şey yok. Çıtırdan yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Tabii ki de 10 pembeye geçtiğim zaman TST'de geçmeyi planlıyorum. Bilginiz olsun. Tabii T'ye geçmek biraz zor olacak bizim için ama yapacak bir şey yok. Zamanla olacak şeyler bunlar. Bakalım daha hesabımız ne kadar ilerlemeye devam edecek. Geçelim şimdi sizinle bir sonraki bölüme dostlar. Dostlar kaldığımız yerden devam edelim. Ben hiç fark etmedim. Bugün Cuma olmuş. Ayın 15'i mi bugün? Evet, 15 olmuş. Yani bugün video günü, şu an saat gece 12 oldu, yani yeni cumaya geçtik. Bir de az önce ben bir tane şey çıkarttım. Runik kutusundan vuruş çıkarttım. Dedim bunun şerefine de dedim yani videoya girilir. Anladın mı? Anadı mı dökmez bilmem ne, anadı mı bilmem ne, anadı mı? Ne yapacağız burada? Babacığım hemen şöyle tıkla, değiştir. Şunu hemen sökelim. Söktük. Hemen yükseltelim şöyle, bak hemen. Evet, yükselttik.
Tamamdır. Şimdi bak cin dökümümüz yavaş yavaş oturmaya başladı. Gerçekten. Şimdi buradan Uriel'i de alacağız zaten. Bizzat tanık olacaksınız. Uriel nedir? Nasıl çıkartılır gibisinden. Gayet güzel ilerliyoruz. En sondan bugüne tabii ki bu bölümün başlangıcından şu an bu videoya kadar bayağı bir değişim oldu. Şimdi ben size depoya falan girip onları göstereceğim. Şu an fark ettiyseniz zaten antisiz 9.4 milyon gücümüz var. Uriel'imizi alıp şöyle devam edelim. Evet bak gördün mü? Geldi Uriel. Tam şu an geldi böyle. Ver oğlum ses efektini buraya. Heh, aynen bak. Şimdi çıkalım buradan. Bir yandan görevleri yapmaya koyulalım sizlerle. Çantama gireyim, anlatmaya başlayayım, tamam mı? Ne yaptım? En son zaten çantamızın bu hale geldiğini hatırlıyorsunuz. En son gösterdiğimi umuyorum. Depo kısmına baktığımız zaman da bu arada savaşa girmedik değil mi? Biz evet savaşa girmedik. Geçeceğiz buradan kaleye. Şimdi depoya geldiğimiz zaman burada 3 tane kutsal taşımız, 2 tane canavar taşımız var. Bir de şu an bakın şunu söyleyeyim. Rafael'i ben tek vuruşla çıkarttım. Tek vuruşla. Bildiğiniz tek böyle yumurtaya tek attım, tamam mı? Şu an 2 tane kırdım. İkincisinde de şu. Lan dedim bir tane daha dedim işte güzel kanat falan verir belki. Şunu açtım. Buradan iğrenç kutu geldi. Bu ikinci açışımızdı. Zaten fark ederseniz toplam kırılan yumurta 2/5 yazıyor. Şimdi ben buraya videoyu koyuyorum. Adını siz söyleyin. Rafael'i çıkarttığım anı. Zaten orada bir kutu kırıldığını görüyorsunuz. Dostlar şakacı gibi. Belki şu an inanmazsınız ama yani bunda Rafael mi var dedim. Açtım Rafael çıktı. Aynen tamam. Siz artık bunu izlediniz. Şimdi dostlar neler yaptık? Şöyle boss geçmişine gidelim. Ben bu ara ara sürekli şey çıkartıyorum mesela bakın işte bugün 15-17 bir tane kutsal taş aldık. Aşağı doğru inelim. Ödüllerim duruyorsa şöyle boss, dünya boss. Aşağı doğru inelim, inelim, inelim. Ara ara çünkü bana çıktı ya bak burada gitmiş. Gabriel falan çıktı. Yani bu çara mı çıktı artık, yan çara mı çıktı o kadar karıştırıyorum ki. Yani artık sürekli böyle efendime söyleyeyim. Çıkıyor yani artık Gabriel'e alıştım ben zaten. Onun dışında şöyle mühür gösterebilirim. İşte kırmızı falan yapmaya başladım ufak ufak. Şimdi yeni güne geçtik. Ne yapalım? Hemen Onur mağazasından klasik ben size sizinle yaptığım şeyleri şöyle ufaktan nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Tamam mı? Şöyle. Dostlar bu arada eğer isterseniz güzel bir fikrim var. Bu videoya güzel bir like gelirse sizin için gerçekten güzel bir şey yapacağım. Gerçekten aklımda güzel bir fikir var. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şöyle muhafız tabletini alalım. Burada aldığım şeyler benim budur. Yani günlük her zaman klasik sadece bunları alırım. Diğerlerini almıyorum. Çünkü çok fazla onur puanı gidiyor. Bittiği zaman da bu sefer sıkıntıya düşüyoruz. Bir de gün içerisinde almamız gereken önemli şeylerden bir tanesi şu iki hap. Bunları her gün kesintisiz olarak almak zorundayız. Unutmayın. Bu arada savaşa şu an gitmeyeceğim. Niye diyeceksiniz? Ya bizim sunucu çok sıkıntı. Yani iyi arkadaşlar var sağ olsunlar da. Kötü insan da çok sürekli işte zorla açıyorlar, böyle rahatsız ediyorlar falan. O yüzden savaşı böyle genelde işte sabah saatleri, erken saatler gibi işte tam akşama doğru böyle iş çıkış saatleri işte 7 savaşı falan gibi saatlerde daha tatlı kesebiliyoruz. Şu an büyük ihtimal videoda olduğumuz için de gitmeyeceğim oraya. Farklı şeyleri göstermek istiyorum çünkü sizlere. Şöyle şu geliştirmelerimizi falan yapalım. Bu arada yan hesaplarımda şeyler duruyor işte kanattır, tüydür bunları biriktiriyorum onlar duruyor. Onları henüz aktarmadım bilginiz olsun. Depoya inip şöyle depodaki eşyalarımı da göstereyim sizlere. İşte pazardan hayali taşı kovalamaya devam ediyorum. Elmasımız şu an 296 oldu. Ne yaptım? İsteme kısmına gireyim. Burada ben bir tane 155 elmasa belki verirler diye tanrı kanadı istedim burada bir tane pembe. İşlem kaydını açayım. Burada işte mesela 30 elmasa bilezik taşını, 20 elmasa yüzük taşını direkt çektim. Bunlar bence kaçmaz. Ruh taşlarının piyasası yine çok fazla düşmeye başladı. Bunu sattım. Ondan sonra 11-2 büyücü çıkmıştı. Onu hemen 85 elmasa koydum. Onu sattım. İşte ruh taşımız var burada. 11-2'miz gibi gibi böyle. Bunun alt zaten aktarmaya girdi artık. İşte sattığım ürün de şu an bunlar. Yani 10'a 2'ler belki gider de şu arttırmak tomarını niye koydum açıkçası. Gördüm bir kişi tanesi 8'den satmıştı. Bayağı pahalı sattı. O yüzden ben de belki çekerler diye koydum. Burada hemen şöyle şunu seri seri açalım. Gidelim depomuza bunları depoya atalım. Tek kaç tane oldu? 13 tane yaptık. Güzel zaten en son hatırlarsanız bileziğimizi av sayesinde yapmıştık. Yan çağlarımda da bu ara hala hakları duruyor. Bugün tabii ki de girip onları yapacağım. Yani toplamda nereden baksanız 180 tane yan hesaplarımda anahtar var. Ki burada da hala kasmaya devam ediyoruz. Etkinliğin bitmesine de 16 gün var. Yani güzel kasarız. Bu arada sizlere de tavsiyem kesinlikle bu ava 666 iken yer hesaplarınızda topluca biriktirip toplu basın. Yani ben mesela burada 50 basıyorum genelde. Hani direkt 5 tane anahtar free geliyor ve hani kesin çıksın babında. Yoksa 10'lu 10'lu basmak tabii ki de daha mantıklı ama 5 anahtar kazanıyoruz diye, 5 hak kazanıyoruz diye
Ben 50 basma taraftarıyım. Onun dışında gelelim eritmeye. Büyülemelerimi yükseltmeye çalışıyorum ama büyülemeler gerçekten zor ya. Yani büyüleme seviyesi kasmak zormuş, onu fark ettim. Ya gelmiyor, güzel gelmiyor. Bu birazcık sinir bozuyor. Daha sonra şöyle bir cin dökümüne baktık zaten. Onun dışında düşünüyorum hani göstermediğim bir şey var mı diye. Ha, ne olabilir? Anti yaralanmayla gücümün ne olduğu olabilir? Şu an 10.6. XP takılıyken de sıralamada yerimiz 24. Bu arada sunucudaki arkadaşlar da iyi para basıyorlar. Gerçekten paralı bir sunucudayız yani. Boş bir sunucu da değiliz. Ne oluyor? Ha, tamam. Peki. Klasik işte savaş. Dostlar yani bu bölümde çok fazla şanslı geçmedik. Ne elde ettik? Yani kutsal taş elde ettik, canavar taşı elde ettik, etkinlikten gelen parçaları elde ettik. Onun dışında işte avatarımız değişti, gücümüzü yükselttik. Çok da farklı böyle bir, nasıl söyleyeyim, şanslı geçmedi bence bu hafta. Geçen cumadan bu cumaya hızlı ilerleyemedik. Zaten bu çok olasıydı. Ben bunu bekliyordum yani, bu kadar hızlı. Bildiğin çok hızlı gidiyorduk. Gerçekten çok hızlı gidiyorduk ve ben de bu duruma şaşırıyordum. Yani şu an gerçekten eski zamandaki gibi hani olurunda yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Bu arada en son saat 4'te 60. Ha şey diyeceğim bir de. Mesela şu an Uriel drop'u var. Yani Uriel alan oldu. Ay çok alışkanlık bu ya. Şunu tekrar giyelim. Heh. Uriel alanlar oldu. O yüzden biz de alabiliriz. Mesela gidelim siz de bakalım şimdi. Ne zaman almış? Dün almış. Saat 1.17'de. Yani tam neredeyse bir gün önce almış. Yani biz de alabiliriz. Kazanabiliriz. Uriel drop'ları açıldı. Düşüyor artık Uriel. Yani imkanı var. Bu arada bir ara şöyle bir boss evinde... Aslında 3. kat değil de bir 2. kat yapmak istiyorum ya. Gerçi yok, 3 yapmak lazım değil mi? Evet, 3 yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ben şu an 10 diziyorum ve hızlı bir şekilde 10 tamamlamam lazım. 10 tamamlayıp hızlı bir şekilde, adını siz söyleyin, pembelere geçmem gerekiyor. O yüzden geri kalmamamız lazım. Ben böyle bir ara bir şey yapayım. 3. kata çıkıp en iyisi 3. kat döneyim hızlı hızlı. Şöyle bir bakayım, ekstra başka bir şey söylemem gereken var mı? Çünkü bölümün sonuna geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani geliyoruz anladığınız kadarıyla. Yanlış söyledim. Bakıyorum yok. Yani gayet hoş. Hemen şöyle mesela bakalım. Oo, 5 tane canavar taşı aktarıyorlar bak. Güzel. Güzel abi. Şöyle sizde bir pazar yoklamacısı yapalım. Bu arada pazarda yani 100 elmasa uya Rafael mi var gerçekten yani? Neden böyle bir anda piyasa düştü? Ben anlamıyorum valla. Piyasa var o kadar hızlı değişiyor ki. Mesela yüzük taşı 35 elmas alınır mı? Alınır ya. Bakalım bakalım başka sizde şöyle bir. Mesela işte yüzük bilezik bakalım. 30 elmas çöp. Şöyle bakalım. Kolye bakalım. Mesela büyücü eşyalarında maksimum fiyattan en düşük fiyata 8.3 aktarımı gerçekleştiriyor arkadaşlar burada. Mesela 10'a 2 gördüm ben değil mi orada? Evet gördüm. Şöyle bir inelim aşağıya doğru. 6 elmas. 5 elmas. Yani iyi lan aslında. Alalım mı? Yok ya almayacağım. Almayacağım. Çünkü benim yaptığım taktiği bana uyguluyorlar herhalde. Bilezik 35 alırım bu arada. Başka bir şey var mı gözden kaçırdığımız? 400 elması satıyorlar bunu. Çok yani fazla be kanka. Yani zor. 400 elmasım olsa vermem büyük ihtimal ya oraya. Piyasa şu an en düşüğü bende. Evet en düşüğü bende. Evet pazar bu şekilde. Yani çok dolu bir pazar değil ne yazık ki. Maalesef. Savaşçı eşyalarına bakalım. Belki hatalı eşya satan falan vardır. Çünkü daha önceden mesela ben pazarda eski çarımda şey yakalamıştım. Birisi 8.3 satıyordu. Yalan olmasın. 8.3 mü 9.3 mü ne? Pembeydi. Mesela çektim hemen. Ayrıştırıp 3 tane kutsal taş almıştım. Yani 8.3 9.3 pembeydi mi? 60 elmasa mı ne almıştım? Büyük ihtimal arkadaş bilmiyordu ayrıştırılabildiğini. Onu çekip mesela 3 tane kutsal taş kazanmıştım oradan. Yani oyunu bilmeyen insanların pazarda yanlışlıkla istemeden de olsa satış yaptıkları oluyor. Tabii ki onların istedikleri elmas karşılığında o istediklerini vererek ürünleri alıyoruz biz de. Yapacak bir şey yok. Yani oyunu öğrensinler. Bizi takip etsinler, öğrensinler değil mi? Yapacak bir şey yok. Dostlar bence bu bölümümüz bu şekildeydi. Bir haftayı böyle idare ettik. Güzel elmas harcadığımızı düşünüyorum. Simgemiz geldi, ifademiz geldi işte.
Çevrimçi ağızdan güzel bir şey vurduk. Rafael çıkarttık. Bayağı bir şey yaptık. Bakalım önümüzdeki hafta cuma gününe kadar bir hafta geçecek. Daha ne değişecek bilmiyorum. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bu haftanın ben çok şanslı gittiğine inanmıyorum. Daha iyi olabilirdi. Mesela cin dökümünde ortaya bir tane göbek olabilirdi şu anda. Ama olsun, sağlık olsun diyelim. Bakalım önümüzdeki hafta cuma günü nasıl gidecek? Bu arada dostlar, seriyi beğeniyorsanız, hoşunuza gidiyorsa like atabilirsiniz. Gerçekten yani bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Bir desteğinizi bekliyorum. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca unuttuğum bir şey varsa yorumlar kısmına zaten açıklama olarak tekrardan onu eklerim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.